Merhaba, ben Kerem Küpeli. TYT 4432, AYT Sayısal 2721.'siyim. Sınav ve çalışma sürecimde Pakodemi'den çok yararlandım. Özellikle Türkçe'de yazım yanlışı, söz öbekleri, edatlarda Pakodemi'de çok fazla soru çözdüm. Normalde kaynaklarımdaki sorular bitiyordu. Çünkü hani kaynaklarda bir tane, iki tane test oluyor. Onları çözdüğümde de bitiyor. Hani karmalarda da bazen yazım kuralları oluyor ama genelde yetmiyordu. Pakodemi'de 200'e yakın yazım yanlış sorusu çözmüşüm. 200 soru çözmek için bayağı bir kaynak almam gerekir normalde ama Pakodemi'de bunu çok daha ucuza getirmiş oldum. Ki sadece Türkçe'de çözmedim. Fende olsun, sosyalde olsun, açıp yolda, evde otururken, yatarken, yatağımda, salonda, televizyon izlerken vesaire konulara çalıştım. Mesela konuda eksiğim olduğu zaman konu kartlarına baktım. Hemen öğreneyim diye. Zaten çok özet bilgi şeklinde olduğu için rahat rahat anlayabiliyorsunuz. Çok gereksiz bilgiler de yok. Canlı dersler sayesinde de anlamadığım konuları öğrendim. Oradaki ödevlerle de pekiştirmiş oldum. Uygulamanın canlı ders kısmında her şey planlı şekilde gözüküyordu. Neyin ne zaman olacağı. Olan eski dersleri de izleyebiliyordum oradan. Ders başladığı zaman bana bildirim geliyordu. Sonra canlı olduğu için hocalara sorular sorabiliyordum. Cevaplarını alabiliyordum. Ders bittikten sonra verilen ödevler sayesinde de öğrendiğim konuları direkt pekiştirmiş oldum. Çözdüğüm konuları ve çözdüğüm soru sayısını takip ederek daha düzenli bir şekilde çalışabildim. Gelişmeme olanak sağladı. Konu pekiştirme testleri sayesinde de istediğim konudan istediğim zorlukta sorular çözdüm ve onlara da zorlandığım konulara özellikle çalıştım. Bildiğin üzere ülkenin ekonomik durumu da kitap almak zor biraz. Ben de zaten derece yapmak istiyordum. Bayağı bir kitaba ihtiyacım vardı ama o kadar kitap alacak kadar paramız yoktu. Pakodemi bu konuda çok yardımcı oldu. Çok fazla soru görebildim Pakodemi sayesinde ve o kadar kitap alma ihtiyacım olmadı. Hem zaten kitapların fiziksel olarak ağırlıkları, büyüklükleri vesaire bir yere taşımama da gerek olmadı. Tatile gittiğimde, geziye gittiğimde çözebildim. Yanımda kitap taşımama gerek olmadı. Soruları çözerken normalde testlerde normalde en arka sayfada olduğu için çok zor olur. Tek tek kontrol etmesi. Ben normalde öyle yapmayı seviyorum. Çünkü soruyu çözdüğüm zaman hemen anlamam lazım. Eğer bir şey yanlış yaptıysam o an neyi yanlış yaptığımı anlamam lazım. Pakodemi'de bunu seçebiliyorsunuz. Hani istemiyorsanız gene fonda cevapları göstermesini isteyebiliyorsunuz ama soru bazlı da gösterebiliyor isterseniz. Ve mesela bir soruyu yanlış yaptınız diyelim. Yukarıda hemen soru çözüm tuşu var. Sorunun direkt çözümünü izleyebiliyorsunuz. Bu sayede de yanlışım olduğu zaman önce kendim bakıyordum. Neyi yanlış yaptım? Acaba basit bir şey mi yanlış yaptım? Ama böyle anlamadığım anlarda cidden çözemediğimde soru çözümünü açıp önemli olan zaten sorunun cevabını öğrenmeniz değil. Nasıl çözüldüğünü anlamanız. Oradan nasıl yapıldığını anladım ve sınavda da işime yaradı. Tercih simülatörü sayesinde de tercihlerimin neresi tutacak, neresi tutmayacak, ne yazarsam neresi gelecek onu öğrendim. Başka öğrencilerle de yapılan sistem sayesinde mesela normalde diyelim sıralama üzerine tutacak gözüküyor ama bu sene belki çok fazla ilgi var. Tutmayacak mesela. Oraları görebiliyorsunuz. O da işime yaradı. Ki istediğim yer tutuyor inşallah. Normalde İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyordum ama ora galiba tutmayacak. Oranın puanı benimkinden çok daha yüksek. Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği tutacak gibi gözüküyor. Umarım oraya giderim. İstediğim dereceyi yapmamda ve bu konuda çalışmamda Pakodemi bana çok yardımcı oldu. Size de tavsiye ediyorum.